Herkese selamlar, ben Geek The Gecko. Silent Hill 4'ün yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm apartman dünyasına bir geçiş yapacağız. Daha doğrusu bayağı bir ilerleyeceğiz apartman dünyasında. Fakat üzerimdeki fazlalıkları sandığa boşaltmak istiyorum. Ne kadar fazlalık varsa. Şu anda tabanca ve mermiye gerek yok. Saint Medallion bir tane olsa yeterli. Üzerimizdeki kırılmıştı zaten. Kırılmak üzere daha doğrusu. Evet, gel bakalım Aileen. Gördüğünüz gibi her taraf et parçalarıyla kaplı. Artık gerçek dünyaya sızmış durumda Walter'ın delüzyonları. Ah siktir, twin victim. Allah! Geber. Güzel. Bakalım asansörde bir şey var mı? Bu asansörde yok. Bir sonrakinde var mı? Bir adet Saint Medallion daha aldık. Haha. Buradan çıkamıyoruz sevgili Aileen. Oo, yeni bir yaratık. Doubler mıydı bunun adı? Neydi? Unuttum şu anda. Geber. Güzel. Doubler'lar. Doubler diyorum da isimleri farklı da olabilir. Tam emin değilim. Bir adet Twin Victim daha var bu arada. Twin Victim'lere bayağı bir benziyor. Fakat onlardan farklı olarak cübbeleri yok. Bir ikincisi çok daha güçlüler Twin Victim'lerden. Bu arada LP'nin başında söylemişimdi belki. Twin Victim'deki o iki kafa şeyi sembolize ediyor. Billy ve Miriam Locane kardeşler. Yani Walter Sullivan'ın bilmem kaçıncı şeyleri, kurbanları. 8. ve 9. kurbanları olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2. kata indik bu arada. Ha siktir Walter! Walter! Anında vurmaya hazır olursun bu çocuğu ya. Evet, burası apartman dünyasına ilk geldiğimizde uğradığımız ressamın evi. Ve burada Sword of Obedience'ı aldık. Güzel. Bu arada bunu post commentary olarak kaydediyorum bu bölümü. Fraps enteresan bir şekilde belli bir dakikadan sonra saçmalamaya başlıyor. Bu arada kanlı bir gömlek var. Aynı Henry Townsend'in gömleğine benziyor. Yine yakınlarda bir hayalet olsa gerek ki madalyonumuz vızıldamaya başladı. Arada bir haritaya bakıyorum odalardan çıktığımda, çünkü ailen yanımızda mı değil mi? İkide bir geriye dönüp kontrol etmektense haritayı açıp bakmak daha kolayıma geliyor. Ah siktir Walter yine. Amına koyayım, ah siktir ya. Vurdu bizi, neyse. Evet, gitmemiz gereken tek bir yer kaldı. Çift kanatlı kapı oda. Oha, 2-3 tane hemşire. Giyiren hemşirelerden. Bu bölümde sık sık şarj hareketini kullanıyorum. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor. Bu bölümdeki düşmanlara. Dar alanda karşılaştığınız düşmanlara karşı şarj hareketi yaparsanız genellikle %90 oranında başarılı oluyorsunuz. Çünkü kaçacak yerler olmuyor. Sağa sola fazla hareket edemiyorlar. Bu arada 4 oldular. Bir tane daha olsa gerek. 5. hemşire. 5 adet tamı tamına hemşire var burada. Çok iyi. Evet, devam edelim bakalım. Pistol kurşunu aldık. Ve yine çift kanatlı kapıdan 3. kata çıktık bu sefer. Orada gidebileceğiniz iki yer var. Bir tanesi çıkmaza giriyor. O da burası. Her zaman eğer iki yol varsa ilk önce çıkmaz olan yolu tercih ederim. Optionist damarım tuttuğu zamanlarda özellikle. Burada ne varmış bakalım. Nutrition drink. Bir tane daha. Ne oluyor lan? Ha siktir. Twin Victim burada da mı var lan? Geber. Evet, bu odada yapacak başka bir şeyimiz kalmadı.
Evet, gitmemiz gereken bir oda daha var. O da Aileen Galvin'in bizatihi kendi odası. 303 numaralı oda. Bu Aileen'in kanı. Biliyoruz. Çünkü buraya bir ara sahnede gelmiştik ve bir hemşire daha. Giyilen hemşirelerden. Gerçekten hiç korkunç değil sevgili yapımcılar. Neden böyle bir ses yapma ihtiyacı duydunuz anlamadım. Burada işe yarayan şey yok mu? Var. Henry bir şeye bakıyor. Altı patlar kurşunu. Elbette ki. Bir adet nutrition drinkimizi feda edelim. Seve seve. Çünkü altı patlar bayağı bir kuvvetli. Bu bölümde ateşli silahlar diğer oyunun diğer pardon Selen'in diğer oyunlarına göre çok çeşitli değil. Bir normal tabanca var. Bir de altı patlar var. Bilmiyorum, belki pompalı tüfek de vardı. Ben kaçırdım. Pompalı tüfek çünkü Silent Hill'lerin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Hatta normal tüfek de vardı orijinal Silent Hill'de, yanlış hatırlamıyorsam. Hey gidi günler hey. Evet, çift kanatlı kapıdan geçelim bakalım. Evet, hala 2F'deyiz. Bomboş bir oda, hiçbir esprisi yok. Önümden çekilir misin, Aileen? Senin kadar gıcık bir oyun companion'ı görmedim. Ne varmış burada? Bir nutrition drink daha. Yine bir nutrition drink için bir nutrition drink koyuyoruz yerine. Ya he. Çok üzülüyorsun çocuk için. Çocuk dediği de Walter Sullivan'ın küçüklüğü ha. Cem Bey, biz Türk'üz ha. Sağdan ilerleyip ikinci katın son kapısına girelim bakalım. Oo, Walter Reyes. Ne haber? Ah siktir. Al amına koyayım. Al. Al sana aptal kedi. Evet, bir delik daha var duvarda. Richard Braintree'nin öldüğü apartman dairesi burası. Hayalet'e de buralarda bir yerde olsa gerek ve burada gerçekten de. Selam. Richard Braintree'yi öldürmek istiyorum. Ah siktir. Aileen'cim, sen de biraz yardımcı olsan hiç fena olmayacak açıkçası. Şimdi mi? Hayır. Şimdi mi? Hayır. Şöyle okkalı bir kere daha vurmak gerekiyor genellikle ve sırt üstü yattığında yere saplayabiliyorsunuz. Tam böyle göbeğine. Boşa gitti. Lan! Yerde yattığı zaman vurmak istiyorum. Ah tamam. Yüzüstü yatarken de saplayabiliyormuşuz. Güzel. Hemen tabanca mermisine aldık. Sword of Obedience'dan boşa kalan yere. Bu bölümün, bu oyunun Silent Hill 4'ün en kötü özelliği bu olsa gerek. Heh, bir Doubler daha çıktı. Kesin ismi Doubler değil ama ben bölüm boyunca Doubler diyeceğim buna. Yerden kalkma süreleri çok kısa, o yüzden hemen yere yatar yatmaz tepiklemeniz gerekiyor kendisine. Ve meşhur baba neredesin baba, yüzünü göremiyorum baba monoloğu çocuk Walter'ın. Ne dedim bu bölümün, yine bu bölüm dedim, aslında bu bölüm derken Silent Hill serisinin bu bölümü demek istiyorum. En kötü özelliği envanter sisteminin Resident Evil'lara benzetilmesi. Onun dışındaki en büyük eksisi de oyunu iki kere baştan sona oynatması elbette ki. Her ne kadar yaptığımız şeyler farklı olsa da, senaryolar farklı olsa da aynı mekanlarda iki kere dolaşmak gerçekten çok sıkıcı oluyor.
Evet, arka plandan sürekli baba baba neredesin baba. Babanı namına koyayım diyeceğim, olmayacak çünkü fiziksel olarak mümkün değil. Ve burada bir adet ampul var. Ampul için seve seve nutrition drink'i feda ediyoruz. Çünkü oyunda toplam 2 ya da 3 tane var ampulden. Bir nutrition drink'i de elbette ki portable medkit için feda ettik. Hemşire kıyafetinin olduğu odadan. Hemşire kıyafeti de Silent Hill 2 ve 3'te karşımıza çıkan hemşirelerin giydiği kıyafet. Bu bölümde killer hemşire değil, patient olarak geçiyor. Ha, bu Superintendent'ın Intendant'ın odası. Ya apartman görevlisinin odası Frank Sunderland, ki kendisi James Sunderland'ın babasıydı bildiğiniz üzere. Walter'ın babası derken piramit kafayı çizmişler oraya. Acaba bir bağlantı mı var? Kim bilir ki? Silent Hill deneyin ne olduğunu kimse bilmiyor. Aileen geride kaldı burada. Biz devam ediyoruz. Şimdi apartman yöneticisi olan Frank Sunderland'ın kapısında 6 tane zincir vardı. Bu 6 zinciri kırmak için... Bu tip deli gömleği giydirilmiş ve asılmış cesetlerden bulmamız gerekiyor 6 tane. Bir tanesini bulduk. İkincisi hemen koridorun burasında. Bu büyük bir ihtimalle Walter'ın babası oluyor. Oldukça huysuz bir herifmiş. Konuşmasından anladığım kadarıyla. Amına koyayım, bu Twin Victim'ların da yerden kalkma süreleri bayağı kısalmış. İndiği gibi kalktı yerden. Birinci kattayız bu arada. Dikkatinizi çektiyse ve... Bir Doubler daha. İki tane. Çok kötü. Köşeye sıkışmış gibi gözüktüğüme bakmayın. Bilinçli bir hareket. Teker teker gelsinler diye. 300 Spartalı'nın taktiğini uyguluyorum kısacası. Geber. Evet, buradaki ceset nerede acaba? Peki. Artık daha fazla katlanamıyormuş. Sikik. Nutrition drink vardı büyük bir ihtimalle yerde. Fakat nutrition drink sağlık objeler arasında en güçsüz olduğu için es geçmekte fayda gördüm. Bir nutrition drink daha var köşede. Ve bir hayalet var. Biz seni öldürmemiştik. Gel seni de öldürelim. Bir de yerdeyken depiklersen çok güzel olacak. Evet, yatmadan debelenmeye karar verdi. Pekala. Buradaki asılı cesedimiz. Apartman yöneticisinin görünüşünden hoşlanmamış. Eğer öğrenirse başımız belaya girer diyor. Walter'ın babası olduğunu varsaydığım geçmişteki ceset. Kaçma lan. Gel buraya. Assassin's Creed 1'de böyle bir replik var Türkçe. Peki. Bir yerden bir yere at sürerken muhafızlardan biri gel buraya diye bağırıyor. Evet, bu odanın cesedi nerede? 5 tane ceset bulduk. 6.'sı ve sonuncusu bu da. Çabuk ol, toparlan diyor. Karısı olduğunu zannettiğim kişiye. Evet, 6 tane asılı cesedi bulduk. Şimdi Superintendent'ın odasına geri dönebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Eileen? Thank you.
after he was born. Poor thing. He really thinks that room 302 is his mother. I've gotta help him. Evet, birdenbire cevval bir şekilde ona yardım edeceğim diyor. Heyecanlandı Aileen nedense. Gördüğünüz gibi görevlinin odası açılmış durumda. Burada rafta bir şey var, bakalım. Raftaki şeyi alabilmek için yalnız bir yer boşaltmam lazım. Ve maalesef bunu da bir adet Miracle Kit'i kullanarak yapacağım. Evet, göbek kordonunu aldık. Frank Sunderland'ın, yani apartmanın yöneticisinin dairesinden. Kendisi de az tuhaf değilmiş, tıpkı oğlu gibi. Evet, bir dizi anlamsız görüntünün ardından bu bölümlük bu kadar. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.